Evet sevgili dostlar sponsorumuz Golber.com'un katkılarıyla sizin desteklerinizle sunduğumuz videomuz hepiniz hoş geldiniz. Baya baya duyum var. Ee, şey gibi ne derler şarkıcılar? Potpourri mi derler? Potpourri gibi aktarma düşüncem var. İnşallah Gececi Tayfa'nın desteği e, bomba gibi olur. Maçtan bir saat öncesine kadar ilk 11 yorumlayana kadar sizler bu videoyu zirveye taşımış olursunuz inşallah. Şimdi burada bir intro intro girsem. Yok intro da girmiyorum. Direkt dalıyorum. Mevzuya direkt dalıyorum. Bak dalıyorum tebessik yapmayın. Ali Koç'un özel isteği Halil Dervişoğlu demiş. Brentford Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Dervişoğlu'nu bonservisine yollamak istiyor. Ee, başkan Koç geçen sezon yüksek ücretten dolayı alamadığı futbolcu bitirme hedefliyor. Yüksek ücretten dolayı değil. Halil Dervişoğlu'nun gönlünde yatan takım başka. Fenerbahçe'ye gelmek istemediğini belirtti. Geçtiğimiz sezon değil ayrıca. Birkaç sezon önce şey yapıldı. Ben Halil Dervişoğlu'nun akrabalarına kadar ulaştım arkadaşlar. Gerçekten ulaştım. Yani öyle bazı Twitter'daki atmosferci arkadaşlar gibi değil. Bizzat sordurdum. Eee Kökeninden dolayı ve tuttuğu takımdan dolayı istemiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Türk oyuncu sayısını arttırmayı düşünüyormuş Fenerbahçe. Eren Elmalı, Doğucan, Has Polat, Umut Bozok diyor. Şu an için 3 e, isim de bize uzak gibi duruyor. Onu belirteyim şu an için. Kasımpaşa'nın kararı bekleniyor. Geçen yaz gelirim demişti diyor. Geçen yaz gelirim demedi. Galatasaray futbolcuya ver istediği parayı. Vermeyince gelirim dedi. Sonra e, baktılar ki Mert Hakan Volüm 2 olacak. Hatta bizim kanalda da duyumları var. Orada açıklamıştım. Bir şeyler yapmıştı. Şimdi de bon servisimi alırsanız seve seve gelirim demiş. Artık herhalde muhtemelen Galatasaray bonservisini alacaktır. E, bu habere çok kanmayın. Fenerbahçe'de gençlik açısı devam ediyor diye bir haber var. Ben bunu merak ettim arkadaşlar. Detaya baktım. Bursa Spor'da iyi sezon geçiren Uğur Kağan, Yıldız'dan faydalanmak istiyor demiş. Burak Kapacak karşılığında Burası, Burak, Kapacak transferi karşılığında bir yıllığına kiralanan diyor. Burak Kapacak'la alakası yok diye biliyorum. Uğur Kağan Yıldız son maçlarda performansıyla beğeni topluyor. bir yıl daha kiralık olarak değerlendirebilir ardından A takım kadrosuna dahil edebilir diyor. Bursa Spor küme düştü. Şimdi Şimdi tercihler daha da değişebilir. Bir de Bursaspor'da tepkiler çok fazla var. Devre arasında bazı futbolcularını e, sattı diye yani çok aşırı tepkiler var. O yüzden yani Ali Koç da ona yanaşmaz diye düşünüyorum. Fenerbahçe'ye 17'lik Sırp santrafor Partizan'dan Ensar Brahiç ile anlaşmaya vardı öğrenildi diyor. Anlaşmaya vardı demeyelim de görüşme var diyelim. Şimdi iptal olursa hani arada bazı pürüzler olur, iptal falan olursa sonra kimse şey yapmasın. Ne bileyim şey yapmasın ya, rezil olmasın. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben içimde tutmayım. Ben beklemiyorum. Niye beklemediğimi boş verin. Ben beklemiyorum. Neyse e, meşhur bir duyumcu arkadaş da bu duyumu vermiş. Futbolcunun anlaşmaya vardı demiş. Partizan U18'de oynuyormuş. Sözleşme bitiş tarihi falan var mı acaba öyle bir özelliği? Fenerbahçe'nin altyapı ekibi. Yani eğer alınacaksa muhtemelen Fenerbahçe altyapı ekibi genç takıma düşünüyordur ama bilmiyorum içimden bir ses olmayacak diyor. Hocam çok iyi gidiyorsun. 4 dakika geçmiş. Devam. Bright Osai Samuel'e adadan dev talip. Ben bu haberi bekliyordum. Şimdi Fenerbahçe'de bu sezon yıldızı parlayan Osai Samuel. Everton teknik direktörü Frank Lampard'ın transfer listesine girdim. Yeni sezon için Samuel'in peşinde olduğu öğrenildi. İngiliz ekibi Premier League'de kalma savaşı veriyor. Bitime 2 hafta kalma abi beyazlar bir maç eksiğiyle ateş hattının 2 puan üstünde yer alıyor. Everton League'de kalmayı başarırsa Semih yıl için teklif yapacaklar. Sabek'te görev yapan takımın kaptanı olan Koleman'ın yani 33 yaşından yaşlanmasından dolayı diyor. Şimdi bu duyumda yani bu haberde Mustafa Hoca'nızın iki duyumu birden gerçekleşmiş oluyor. Bir Premier Lig. İki 15 milyon euro. Ama hocam haberi detayında 15 milyon euro yok ki. Ya. Bekleyin. yakın onu duyacaksınız. Yakında onu da duyacaksınız. Onu da söyleyeyim. Yani ben sevini sevindim açıkçası. Medya düşeceğini zaten bekliyordum ama sevindim açıkçası. Fenerbahçe milli yıldız için nabız yokluyor. Ee, kim? Salih Özcan mı? Ben Salih Özcan da olmaz diyorum. İçimden bir şey söyle söylüyor. Yani şimdi bu duyum işi çok tehlikeli bir iş. Ama yorum işinde çok bir tehlike yok. Niye yok? Bence gelir, bence gelmez de kurtul. Ha. Duyum artı yorum işi bence en garantisi duyum artı yorum işi. Ben şu anda onu yapıyorum. Sadece Özcan nabız yokladı. Öne sürüldü. Yerli havuzunu güçlendirmek istiyor. Yurt içinden Eren Elmalı, Halil Akbunar diyor. Ben Halil Akbunar'ın geleceğini de düşünmüyorum. Daha önceki videolarda da söyledim. Doğucan, Bünyamin Balcı diyor. Bünyamin'le ilgili daha önceki videolarda da konuştum. Salih Özcan'ı merkeze istiyor. Adı Leipzig ve Dortmund'da anılmaya başladı. Bir kere adı Leipzig ve Dortmund'la gerçekten anılıyorsa bu futbolcu zaten gelmez. Yok adı biz anıldık diye anılıyorsa ne bileyim mesela şu olabilir. Hocam Fenerbahçe sanki alacak gibi yani Fenerbahçe alacak diyelim. Sanki hani başkalarıyla rekabete girmiş almış gibi basına böyle pompalasa Ali koça şey artmaz mı güven artmaz mı peki ne gerek var ne ne gerek var Ali koça güven artmasına ne gerek var ihtiyacım var güven uyumu tazeliyor yani o da saçma o da saçma İkisi, iki türlü de saçma ne gerek var arkadaşlar değil mi ne gerek var yani mantık olarak o yüzden o ihtimal de yok. Vallahi benzetiliyormuş güncel piyasa değeri 7 milyon euro 98 dolar. Geçen sene alıyorduk. Vazgeçtik mesela. Astronomik bir bonservis bedeli talep edilmesi 24 yaşındaki ismi renklerine katmıyor amaç 8-10 numarada oynuyor. Bu sezon 30 maç 25'inde ilk 11'e sahaya çıktı. 2 gol 1 asist. Ben bu transfer olmaz diyorum. Bu arada makul ve mantıklı sebeplerim var ama bu rüyeleri anlatıyorum. Sizin bilmenize gerek yok arkadaşlar. Ben olmaz diyorum yani. Belki de olur. Belki de benim duyum çıkmaz. Fenerbahçe'de Burak kapacak. Ayrılıyor. Hocam her videoyu böyle yapsana. Yok bu video geçici tayfaya özel. Özel istekte buldular. Ayrıca 23 bin maça kadar 23 bin 600 yapın diye rica ettim. Siz kırmadınız. Siz teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür babına düşün. Normalde canlı yayın yapacaktım ama inanın çok doluyum dolayım derken yani program olarak dolayım yoksa ağlamak isteyeyim falan. o değil yani. Burak Kapacak ayrılıyormuş sezon başında kadrosuna kattı. Genç isim Burak Kapacak'ın sezon sonunda bir yıllığına Samsun Spor'a kiralanacağı öne sürülmüş. Giresun Spor olmasın o? Samsun muymuş? Bir türlü istenen çıkışı gerçekleştiremedi. Takımdan ayrılıyor. Samsun Spor Burak Kapacak konusunda anlaşmaya vardı. Sezon bitince resmiyet kazanacak. Ee, Bursa altyapısından yetişti Geçen sezon 7 gol 7 asist 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Süper Lig'de evlerinin radarına girdi Transfer savaşını Fenerbahçe kazandı Bordo ile anlaşmıştı Ancak Fenerbahçe araya girdiği için Fenerbahçe'yi tercih etmişti Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan genç yetenek Süper Lig'de 5 kupada bir maçta görev aldı toplamda 58 dakika Peki ben bir şey soracağım Biz Bordo'ya niye teklif etmiyoruz Gelin size verelim. Siz de oynatalım. 5 milyon euro ve üzeri teklif gelirse de yarı yarıya bölüşelim diye. Ama sonraki satıştan %20 pay isteriz. Yani transfer yaparken anlaşalım desek mesela. Ya yanaşmaz mı? Belli olmaz. Ama Samsun değildir o Giresun'dur. Bir ikincisi bence de Giresun olmalı yani alt lige kiralamak birçok futbolcuda hiçbir etkiye sebep olmuyor. Ya Fenerbahçe'den alt lige kiralanıp da sonra gelip oynattığımız kaç oyuncu var? Kaç oyuncu var? Barış Alıcı Berke Özer de dahil Belçika'nın alt ligine gönderdik. Yusuf Mert Tuç mesela şu anda Portekiz'de Avazim'deydi herhalde. Bilmiyorum. Ee, ben de, de, yani Fenerbahçe altyapı havuz kaltı bende iyi ya. Bak mesela Avazim'deydi. Oradan Eyüp şey Esenler Erokspor'a kiralanmış. Pardon, Varzim'deydi. Avazim diyorum. Varzim'de, Varzim'den İstanbul Spor'a geliyor 2021'de. Oradan İstanbul Spor'dan Erokspor'a kiralanıyor. Bu sezonki performans 22 başta 3 gol. 480 dakika. E neye yaradı? Ne yaradı? Demek ki bir sıkıntı var. Yani çocuklara biz bir yerden sonra sıkıntı yapıyoruz. Muhammed Gümüşkaya. Hoşunuza gitti değil mi? Mesela Galatasaray'da Yunus Akgün. Hoşa gitti değil mi? Mesela Serhat Ahmetoğlu az süre aldı. Ha, i̇şinde bu boyutu var. Yani süperlik takımına gönderdiği zaman da onlar daha az oynatıyorlar. Böyle de bir sıkıntı var. Şörlot olmazsa hedef Abu Bakar demiş. Yani ben bütün tuşlara basayım da illaki birinin adını tuttururum demişler e, ee, odaklanmış durumda Fenerbahçe. Pürüz çıkarsa Abu Bakar gündeme gelecekmiş. Norveçli golcü için Beşiktaş'ta kıyasıya bir rekabete girişilmiş. Eğer Şörlot kaptırılırsa Abubakar'a çevrilecekmiş. Daha önce nabız yoklamış. Olumlu geri dönüşler almış. Al Nasır'da 21 maçta 8 gol 3 asisti var diyor. <laughs> Şimdi meşhur bir duyumcunun duyumu vardı Sherlock'tan ilgili ya. Dur. notlarımda vardı sanki. Allah Allah vardı ya. Silmiş miyim? Allah Allah. Ha buldum. Sherlock'un temsilcisi Fenerbahçe ve Beştaş ile görüşmüş. Oyuncunun yıllık 2,5 milyon euro maaş beklentisi varmış karşılıklı talepler iletilmiş ve Morten Vivestad İstanbul'dan ayrılmış kulüpler Leipzig ile bonservis konusunu görüşecekmiş. Ya tamam Süper Lig'in bug'ını çözdü. Bir şeyler yaptı etti ama çeşitli soru işareti var. Bu arada ee, bunu veren meşhur duyumcu arkadaş bilmiyor mu Trabzonspor'un önceliği varmış. Öyle söylüyorlar. Yani bazı arkadaşlar öyle söylüyorlar. Önceliği var. Biz izin vermeden gitmez diye ki imkanı yok yani. Öyle bir şey olsa e, öyle bir şey olsa diyorum e, herhalde meşhur da duyumunu yapmazdı yani. Kestirip atardı. Ben öyle biliyordum da falan filan derdi diye düşünüyorum. Adana Demir Spor'da balotelli bilmecesi. Bu da karışık bir olay her Galatasaray maçı öncesi spekülatif, haberler sosyal medyaya yayılırdı. Gerçek Galatasaray kulübünün buna ihtiyacı yok. Hüküme düşme şeyi bitti. İhtimali bitti ama Balotelli'nin Adana Demirspor tesislerinde Yunus Akgün'e saldırdığı, Yunus Akgün'ü cimciklediği iddia edilmiş. Bildiğiniz cimciklemiş. Yok, şurada ee, yok o değildir. Kulüp başkanı Murat Sancak daha sonra bu iddiayı yalanlamış. Balote Mario Balotelli diye yazılır. Olaylarıyla gündem olur. Gittiği her kulüpte disiplinsiz davranıyor. Ben de Balotelli diye yazılır, adam diye okunur falan diyecek zannettim. Süper Lig ekibi Adana Demir macerası kısa sürdü. Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre Ömer Faruk Ünal da öyle kaybeden şey yapmaz ha. Yani kolay kolay bu tip toplara girmez bilmiyorum yani yalan haber kolay kolay verdiğine ben şahit olmadım ama bilmiyorum ilginç belki de ben haberini, haberini takip etmiyorumdur diyor ki tesislerde takım arkadaşı Yunus Akgün'ü tekme tokat döven 31 yaşındaki oyuncu güçlükte sakinleştirildi genç ismin yüzünün kan revan içinde kaldığı öğrenildi bunun bunu sağlamanın çok kolay sağlamasının çok kolay bir yolu var Galatasaray'la Pazartesi günü bu maçlar var. Herhalde pazartesiye kadar ağzı bunu kanayan futbolcunun ağzı yüzü düzelmez. Hani sürpriz bir sakatlık oldu denilebilir. Ya da ne bileyim belki de Yunus Akgün Galatasaray'a karşı oynamak istemiyordur. Yani i̇lk maçta oynadım iki tane çaktım. Ulan millet de bana sosyal medyadan çaktı. Ulan niye atıyorsun? İnsan kent takımını atar mı dedi belki de çocuk korkmuştur. Böyle bir düzenek kurulmuştur diye düşünüyorum. Neyse iki yılı daha vardı diyor. Adana Demirspor tesislerinin kapı ve pencerelerine de zarar veren Balotelli için Adana Demirspor yönetimi acil olarak toplandı. 2024'e kadar mukavelesi var. Ünlü forvetle yolların ayrılmasına karar verildi. Balotelli 20 gün önce de Adana'da kaldığı otelin kapı pencerelerini kırdı. Disiplin davranışlarının devam ettiği ortaya çıktı. Murat Sancak kesinlikle böyle bir olay yaşanmamıştır. Galatasaray maç öncesi yapılan bu haberleri kınıyorum demiş. Peki geçen gün Mustafa Hoca Balotelli kapaklı bir haber vermişti. Onu izlediniz mi? Gidin onu bir izleyin. Sonra geri gelin. Özel. Keçi öğren gücü forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Olaoyne Fransa'nın Lens kulübü istiyormuş. Milletin gözü yaşlı. Lens soydu. Beşiktaşlı. Yok. Neydi ya? Öyle bir şey vardı. Ama Olevay'ın 24 yaş 1 aralık diyor. Eleman orta saha oynuyor. Keçiören'de 31 maçta 8 gol 8 asist 2578 dakika. <laughs> Nijerya milli takımına seçilmiş ama gol ya da asisti yokmuş. Vallahi Böyle bir oyuncu yani bizim kulüpler herhalde eşecek değildir. Eğer böyle bir oyuncu bu kadar iyi herhalde takip edilmiştir. Yani niye düşünüyorum. Ya niye söylüyorum? yani başkasının transferi söylüyorum ki ya? Allah Allah. Fenerbahçe U19 takımı ile Galatasaray U19 takımı 18 Mayıs çarşamba günü saat 19.07'de oynayacağı maçı e, ee, Ülker Stadyumu'nda oynayacak ve bu maç TRT Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak. E, TRT Spor'a da Türk bulunan kalkılan dolayı teşekkürlerimizi sunalım. Hadi bakalım gençler görelim sizi. E, bir siyasetçinin bir takımla ilgili bir şeyi var. Hani birini davet etmişler organizasyona da. Davet ettiğiniz kişinin 19 Mayıs 1919'u sözde Pontus soykırımı yıl dönümü olarak andığından haberiniz vardır herhalde diye söylemiş. Fenerbahçeli bir dosttan uyarı diye. Ben çok siyasete girme taraftarı değilim de. Ya şu da olabilir. Bazen bir insan bir şey söylemiş olur. Farklı yere çekmiş olabilirler. Ki ben bunu çok yaşadım öyle bir şey değildir. Yani muhtemelen öyle bir şeydir ee, diye düşünüyorum. Bazen insanlar bir şey söyler mesela. Ee, ama karşıdaki kişi keser, biçer, bir şeyler yapar. Arkasına da bir şeyler alır. Sonra sizi neler dedi neler dedi diye lanse eder. O yüzden ben çok şey yapmak istemiyorum. Ama herkes her şeyi araştırmıştır diye düşünüyorum. Bir de şu var. Mesela Uğur Dündar'a geliyorlar, kitap veriyorlar diyorlar. Uğur Dündar ne bilsin içinde olduğunu. Yani çok basında medyada e, geçmedikten sonra mesela. Ama basında medyada 7-24 paylaşırsa şöyle bir kitap var, şu var, bu var diye bana sıkıntı olabilirdi. Neyse. Fenerbahçe'de Pereira'nın sızlan gözlem listesindeki Von Sank Umun takip edildiği öğrenildi. Şimdi hadi size bir soru sorayım. Won Sang Um ne liginde bu? Güney Kore ligi mi? Güney <laughs> kusura bakmayın. 23 yaşında sağ kanat. Güney Kore ligi 171. 18 Şubat 2022'de transfer etmişler. 19 maç 8 gol 4 asist 1113 dakika. Baya güzel yani. Eleman baya golcüymüş. Yani bunun Pereira listesinde sızmasına gerek yok. Bunu ben de bulabilirim. İlla ki şey diye de. Pereira listesinin sızmasına gerek var mı? Mesela Fenerbahçe'dekini hiç mi dememiştir? Ben şunları istiyorum şunları transfer edin diye. Değil mi? Yani yani şu olmazsa şu. Hatırlar mısınız şeydi? Ee, Hidemasha Morita vardı. Estakui vardı. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Hidemasha Morita Estakui vardı. Bunlar olmazsa Crespo demiştim. Acaba hani stoper içinde hani Kim Minji olsun olmazsa şu falan demiş olabilir mi? <laughs> Gerçi Santa Clara transfer etti Morita'yı. 27 yaşındaki canavarı. O da 27 yaşında yani. Bedelsiz transfer ettim de. Ya şey pardon bedelsiz transfer etmişlerdi Bu Morita Santa Clara'dan başka bir tarafa gidecekti diye hatırlıyorum da devrası gitmemiş demek ki. Neydi ya? Estakui. Stepan Estakui. Bu mu gitti devre arasında? Herhalde bu gittiydi ya devre arasında değil mi? Porto'dan Pachos Ferreira'dan Porto'ya kiralamış. 24 Ocak 2022'de aynen. Transfer etme opsiyonuyla. 32 maç bir gol. 1896 dakika. Yani ön libero mevkisi. Böyle. Demek istediğimi anladınız değil mi arkadaşlar? Yani illa ki bu adam demişti ki şu olmazsa, şu bu olmazsa, bu diye. Fenerbahçe'nin elinde zaten bu adamın transfer raporu vardır diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? O yüzden başka şeylere gerek yoktur. Herhalde. Sırada kim? Serdar Aziz'de mutlu son. Ligin en iyi yerli transferi. Şey, stoperi Fenerbahçe'de kaldı demiş. Günaydın İstanbul kardeş. Günaydın İstanbul. Bak işte. Hocam bu kanalı niye takip etmeliyim? Aha da bu yüzden. Yani aha da bu yüzden. Ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi ben bu videonun başlığını ne koyacağım? Hadi bana video başlığı düşün. Ya. Diyor bazı arkadaşlar diyor ya işte clickbait yapıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Gelin başlığı siz koyun. Vallahi bak. Hadi başlığı siz koyun da göreyim. Siz koymazsanız ben size şey yapayım. Başlık önerisinde bulunayım. Abi, al Potpourri yapmışım. Bak kadınla ver ne başlık koyacağım? Neyse dur iki tane daha şeyim kaldı. Onları da konuşayım. Bir tanesi bizimle alakalı değil. Onu en son konuşayım. Bizimle alakalı değil sonuçta. Joachim Lö Atletico Bilbao ile görüşüyormuş. Bask bölgesinin takımı İspanya'da Atletico Bilbao'yu çok fazla sevmezler. Çünkü Bilbao bölgesi dışından kimseyi oynatmazlar. İşte Bask bölgesi dışından takımlarında transfer yapmıyorlardı. Bilmiyorum şu an değişti mi? Hatta ayrı bir lig olsun diye Barcelona'yı da çok kişi sevmez. Onlar da biraz Katalan milliyetçisidir. Ee, değişik ya. Ben yani Real Madrid'i severim ya. İyi takım. Kaynaklarımdan birisi Atletico Madrid'ci. Orada da görev alıyor. Bir Luis Suarez'i bize paket gitti. Ama bir Saliko'yu getirebilirim diyor. Ben de istemem diyorum. Bakalım ne olacak. Gelelim bizimle alakalı olmayan konuya. Bakınız. Sevgili arkadaşlar. Almanya 4. Ligi ekibi SPVGG Unterhang Unterhang Karim Adeyemi'nin Dortmund'a transferinden tam 7 milyon euro kazandı. Hayır. 7'den fazla kazandı. Bakın. Almanya 4. Lig ekibi. Yani bizdeki kategori olarak Üçüncü lig takımı. Şimdi bakın. Futbolcudaki şeye bakın. Under Haik Haik Salzburg'a transferinde koyduğu sonraki satıştan pay maddesi sayesinde 7 milyon euroyu kasaya koydu ve kulüp tarihinin rekorunu kırdı. Kırılmaz bir şey de değil. Şimdi futbolcunun transfer marketini açtım. Çok ilginç bir durum var arkadaşlar. Çok çok ilginç. Şimdi bakınız buraya. Sevgili arkadaşlar. Yani 2009 yılında bir şeyler yapıyor. Bayern Münih altyapısı oradan bedelsiz olarak geçiyor 2012 yılında. Sonrasında elemanın şöyle bir durumu var. Eleman Bu arada biraz kısayım. Yanlış yanlış da gelmesin. Az önce tuhaf bir reklam geldi kenarda duruyor. Şimdi eleman bakın 2000 18 yılında bak 2018 yılında Salzburg'a gitmiş. 3 milyon euro. Sonra satıştan madde koymuşlar şimdi o da gelmiştim. Ardından Salzburg alır almaz kiralamış. Ardından hem de O lige kiralamış ki alışsın diye. Aynı Salzburg oynatmış. Oynatmış bak kiraladığı yerde 7 çıkmış piyasa değeri. Farkında mısınız? Bilmiyorum. Hem de 1,5 ne kiralamış orada parlamış. Sonra eleman oynatmışlar ve 30 milyon euro'ya satmışlar. Şimdi Salzburg kar mı elde etti zarar mı? Tabii ki kar. Peki hocam bu adamın hani performansı ne ki? Şekil A'daki. 42 maç, 23 gol, 8 asist, 2841 dakika. Yani 31 32 maçta 23 gol, 8 asist yapmış. Eder mi? Yani size bırakıyorum. Nijerya asıllı eleman daha 20 yaşında. Ama Alman milli takımından 3 kez oynayıp bir gol atmış. Şimdi bize ne hocam? İşin bize ne kısmı? Bakın bu eleman o Underhaiting takımda sadece U17 ve U19 takımdan da forma giyip 16 yaşında 3 milyon euro bonservisle Salzburg'a gidiyor. 16 yaşında. Ama elemanlar 16 yaşında oynatabiliyorlar A takımda. A takımda oynatabiliyor çünkü para verdim diyor. Biz de oynatamıyorsun. Kuralın saçmalığına bak. Biz de oynatamıyoruz. Hocam UEFA kuralları gereği falan filan diyordu. Vallahi bilmiyorum. Adamlar sonuçta başka takıma kiralamışlar. Muhtemelen alt lig takımıdır. O da coşmasını sağlayan Böyle bir salaklık var. Lan kardeşim aldıktan sonra 18 yaşında olsan olmasa ne bu UEFA'nın kuralıysa UEFA'nın değilse bizimkilerin değiştirmesi lazım. Yine aynı şekilde şunu söyleyeyim. Adamlar 7 milyon euro sonraki satıştan 3 milyon euro da önceki satıştan toplam 10 milyon euro almış. Gelmek istediğim nokta şu. 3'e almış satma maddesini biliyor. Oynatmış, alır almaz Demiş ki ben bu yaştaki çocuğu oynatamam. Kiralamış. Orada coşmuş. Kendinde oynatıp satmış. Peki biz bu seviyeye ne zaman geleceğiz? Biz bu seviyeye ne zaman geleceğiz? Bize ne oldu? Biz bu seviyeye ne zaman geleceğiz? Biz bu seviyeye her gelecek futbolcuyu çöplemediğimiz zaman geleceğiz. Biz bu seviyeye daha futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılır anılmaz transfer market değeri kaç? 650 bin euro. Allah belasını versin Ali Koç'un demediğimiz sürece geleceğiz. Futbolcunun piyasa değerine bakıp olan 1,5 milyon euro. Allah bil, şöyle yapsın demediğimiz sürece geleceğiz. Ha Ali Koç mu? Gider Suarez'i almaz da şunu alır demediğimiz sürece geleceğiz. Ya arkadaşlar herkes scoutçu. Lan Uganda 4. liginden bir tane isim ortaya atsam 15 dakika sonra flu'du yapılıyor. Sağ ayağı çok iyi. Ben onu biliyorum. Ben onun sey günlerini de takip ettim. İyi bir futbolcu. Geniş alanda yakaladığı zaman rakip savunmaya korku veren bir stili var. Ademi gibi kudurtucu bir tarz. Lan herkes scoutçı. Yemeyin abi. Yemeyin abi. Yemeyin kendinizi. Bak ben Fenerbahçe altyapısından çıkanları bilirim ya. 7-8 sene önce, 10 sene önce çıkanları bilirim. Bizim Erdi vardı, şaşırmıştı ya. Hocam ben ben unuttum, sen nasıl unutmuyorsun diye. Ben bilirim, İsim hafızası var, görsel hafıza var. Görsel mesela bana birisi tanışırken diyor işte adım bilmem ne selami Ahmet Mehmet diyor, aklımda kalmıyor, direkt unutuyorum, direkt unutuyorum. Aynı kişi Instagram üzerinden arkadaşlık isteği göndersin, profil resmine kadar unutmuyorum. Mesela Kadıköy sokaklarında beni takip edenler var. Profil resmini aynı yapsınlar derim ki sen beni şu kadar yıldır takip ediyor. Öyle bir özellik var. Ha, scoutçı arkadaşlara da şunu öneriyorum. Ee, arkadaşlar, 7 milyon euroluk futbolcunun ben de scoutunu yaparım. Yani onu ben de keşfedebilirim. Google'a yazdığınız zaman direkt çıkıyor. Mesela 7 milyon euro olmadan bulmakta. Mesela Metin Diyadin. Metin Diyadin Fenerbahçe'yi kaç defa telefonla aramıştır biliyor musunuz? Gökhan Gönül diye bir çocuk var. İzleyin bunu. Bunu alın. Başka hiçbir takıma kaptırmayın. Bu çocuk gelecek. Bu çocuk sizin geleceğiniz. Alın. Rıdvan Dilmen'e kadar ulaşmıştır. Aziz Yıldırım telefonlarını açmamıştır. Rıdvan Dilmen'e kadar ulaşmıştır. Aman bu Gökhan Gönül'ü aldırın diye. Scout öyle yapılır. Hizmet öyle yapılır. Aynı Rıdvan Dilmen. Bilmiyorsunuzdur ha. Haberiniz olsun. Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin epey yıllar scout şefliğini yaptı. Haberiniz yok sizin. Türkiye içerisinde altyapıya kazandırılan birçok ismi scoutlarını Rıdvan Dilmen yapmıştır ha. Ha birçoğunu izlememiştir. Öneriler üzerine yapmışlar hani getirelim de deneyelim gibisinden. Böyle böyle de görevler var. Sizin bildiğiniz Fenerbahçe'nin ötesinde bir de derin Fenerbahçe var. Bazen bana diyorlar ya Kayseri'den sıradan bir öğretmen bu kadar duyuma nasıl sahip olabilir? Siz zannediyorsunuz ki biz patates satıyoruz. Biz tarla sahibiyiz. Ben siz patatesi yani patatesin faydalarını size anlatıyorum. Biz tarla sahibiyiz. Ha ben e, çok güzel gönül birliktelikleri kurdum. Çok güzel dostluklar edindim. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Bazıları satmış olsa da canları sağ olsun. Bizim de kendi çapımızda bir çevremiz var. Elimizden gelince de aktarmaya çalışıyoruz. Ama duyum dediğin olay şu değildir. Her dediği doğru çıkar. Her dediği bir insanın doğru çıkıyorsa o insanda bir şeylik vardır. Sıkıntı vardır. Anlatabiliyor muyum? Bir insanın her verdiği duyum doğru çıkıyorsa o insan sıkıntılıdır. Asla takip etmeyin. Her söylediği yalan çıkıyorsa asla takip etmeyin. Her söylediği şeyin yarısı doğru yarısı yalan çıkıyorsa asla takip etmeyin. Benden size dost tavsiyesi. Bunu her takım için söylüyorum. Hocam iyi de bir adamın her söylediği duyum doğru çıkıyorsa niye takip etmiyor ki ya? Manyak mıyız biz? Başka kimi takip edeceğim? O insan o takımın en büyük düşmanıdır. O insan o takımın kenesidir. Mikrobudur. Covid-19'udur. O insan o takımın kangrenidir. Kesilmesi lazım o insanın. o duyumlardan kesilmesi lazım. Şeriat istiyor. Kesin dedi. Yüzde doğru duyum verenin kolunu kesin dedi falan değil bir insan her duyumu doğruysa sıkıntı. Peki hocam sen üyelik sistemi var. Üyelere verdiğin her duyum doğru mu? Yok. Her duyum doğru değil. Bazen mesela ilk on biri yanlış veriyorum. Ben yani diyor ki ya oluyor böyle şeyler. Bazen mesela bir elsada tostladık. Olabiliyor. İnşallah bir gün gerçeği açıklanır. Mesela olmaz olmaz dediğiniz olaylar zamanı gelince birileri açıklıyor. Sonra diyorsunuz ki aa ben lens olayında mesela anlattım dedim ki arkadaşlar böyle denildi ben de yaptım. Çünkü Beşiktaş'a kazık dediler. Taplanacak dediler. Beşiktaş'a öttürecek dediler. Yolacak soyacak dediler. Aman bizden uzak dursun. Beşiktaş'a gittiği daha iyi oldu. Ellerini kollarını bağlayacak. Doğru düzgün transfer yapamayacak dediler. Şekil A'daki gibi. Ha bazı duyumlar 4 sene sonra çıkıyor ortaya. 2 sene sonra çıkıyor ortaya. Ben o gün de açıkladım. Bana böyle söylendi dedi. Ben bugün yine söylüyorum. Bana Kaynaklarım Jesus de diyorsa Jesus derim. Bir yeri sade diyorsa bir yeri derim. Ahmet diyorsa Ahmet, Mehmet diyorsa Mehmet derim. Yani Fenerbahçe menfaatleri nereyi söylüyorsa onu söylerim. Bazen mesela Mert Hakan olayı hiç kimseden teklif yok. Hiçbir resmi teklif yok. Sosyal medya ne diyor? 7 milyon euroya Rusya'dan teklif. Olabilir niye olmasın diyorum. İyi futbolcu. Ben beğenmiyorum ama iyi futbolcu diyorum. Arkadaşım bir de yazmış. Sen oyun yargılısın. Futboldan anlamıyorsun. Lan arkadaşım sen oradaki mesajı anlamıyor musun? Aynı ben şunu söylüyorum. Miha bence topçu değil. Ama Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun içinde bulunduğu duruma göre Abdurrahman Çelebi. Oyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi denirmiş. Neyse çok uzattık. 33 dakika olmuş. Oysa kısa diye başladık. Vallahi hakkınızı edin. En azından bir yere kadar izlemişsinizdir. Bakalım bu video beğenildi mi? İnşallah bu videoyu beğenirsiniz. Maçtan bir saat öncesine kadar da bu video size atıştırmalık olarak yetecektir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Gelin şu maç saatine kadar şuraya 23.700 yapalım. Maçı da Fenerbahçe'ye güzel bir skorla kazanırsa öyle bir sıfır falan değil de güzel bir skorla kazanırsa sözünüz söz olsun şuraya en az 23.800 yapalım. Arkadaşlarınızla tanıtırsınız ya. Sözüm vardı arkadaş. İşte farklı kazan, işte güzel kazanırsak Kanalı tavsiye edeceğim demiştim. Sözümü tutuyorum dersiniz. Getirebildiğiniz kadar adam getirirsiniz. Getiremezseniz de açık bir şey yok. Biz bize yeteriz. İyi ki Fenerbahçeliyiz.